Evet arkadaşlar, kazananların hikayesinde bugün bir arkadaşımız daha konuk oldu. Evet, onu kendimiz beraber tanıyalım bakalım arkadaşımıza. Merhaba arkadaşlar, ben Canber Kinan. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2. sınıf öğrencisiyim. 2017 yılında YGS-LYS'yle yerleştim. Peki Canber, şu anda okulun nasıl? Okuldaki çalışma durumun nasıl? Oradaki psikolojinin şu anki durumu nedir? Öncelikle güzel bir bölüme geldim. Yani hukuk zaten herkesin dilinden asla düşmeyen, hayatımızın her aşamasında var olan bir bölüm. Dürüst olmam gerekirse hukuk fakültesi bence üniversite sınavından insanları daha fazla yoran bir fakülte ve çok uğraştıran fakülte. Kendi fakültemi değerlendirecek olursam, fakültemiz çok tarihi bir fakülte. İstanbul Üniversitesi zaten çok eski iki üniversitelerden bir tanesi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile zaten Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi de bilindik en iyi iki devlet üniversitesi fakülteleridir. Okulumuz Süleymaniye Camii'nin yanında. Çok güzel bir lokasyonu var okulumuzun. Umarım kazanıp gelme şansınız olur. Yani açıkçası gelirseniz gerçekten güzel bir şekilde çalışırsanız iyi bir şekilde mezun olabilirsiniz. Peki şöyle söyleyeyim. İlk o üniversite sınavını kazanana kadar yaptığın çalışma, düzen, plan, uğraşla emek verdin ve üniversite sınavını kazandın. Üstündeki o yükü attın. O duyguları biraz paylaşır mısın? Nasıl bir duygulardı o dönem? Ya da şöyle diyeyim, kaçıncı olmuştun sıralamada? 6300. 6300'ü gördüğündeki o rahatlığın, o mutluluğun, o yaşadığın şey nedir? Yani o çalışmanın karşılığında, o gördüğün sıralamayı aldığındaki mutluluk o yorgunluğunu dindirdi mi, bitirdi mi? Ya kesinlikle. Şimdi zaten benim hedefim hiç bu kadar yüksek değildi bir zamanlarda. Sonradan hedefim böyle yükseldi, çalışmaya başladık işte. Bazen uykusuz kalıyorsunuz, bazen uğraşıyorsunuz, bazen çalışamıyorsunuz, olmayacak diyorsunuz. Ama en sonunda olunca, o tabloyu görünce ister istemez yüzünüze bir şey geliyor, sırıtma geliyor, öyle bir aptal bir gülümseme geliyor, bunu durduramıyorsunuz. Gerçekten güzel olmuştu. Yani emeğimin karşılığında aldığımı düşünüyorum açıkçası. Uğraştım da çünkü. Umarım sizler de aynı duyguları yaşarsınız. Çok anlatılacak duygular değil, yaşanması gereken duygular. Umarım hepinizin yaşama şansı olur diyelim. Peki, üniversite sınavına hazırlanırkenki süreci, mesela günlük plan mı yapardın, haftalık plan mı yapardın, nasıl bir çalışma sistemiyle gittin, hep düzenli mi çalıştın, inip çıkışların oldu mu, böyle dönemlerde nasıl kendine geldin, nasıl toparlandın, bunlar önemli. Çünkü bildiğim kadarıyla eksiklerim çok, yani vardı, bayağı eksiklerim vardı dönem başında da. Ve bunları nasıl toparladın, nasıl düzen götürdün bir bilelim. Bir de telefonlarla, onu da özellikle merak ediyorum, telefonla olan ilgili de ayrıca dinleyelim. Bunu ben inanıyorum. Öncelikle kısa bir bilgi vereyim. 12. sınıfa ben başlarken edebiyatın da sadece Tanzimat dönemi edebiyatını biliyordum. Yani diğer konuları hiç bilmiyordum. Sosyalde denemelerde 3'te 1'ini anca yapıyordum veya yapamıyordum. YGS matematik denemelerinde daha keza en fazla yarısını falan gördüysem çok iyi oluyordu benim için. Diğer konuları zaten bilmiyordum. Sene başladı. Çalışmaya başladığım zaman ben şöyle bir düzen oturtmuştum. Benim okulum akşam 6'ya kadar sürüyordu sabah 9'dan. Geldiğim zaman yemeğimi yiyordum. Akşam 7'de başlayıp gece 12'ye kadar 10 dakika aralıklarla 5 saat boyunca ders çalışıyordum. Bu süreçte telefonu da direkt anneme veriyordum. Hiç kendine yanımda duruyordu. Ne yamacımda duruyordu. Çünkü bu telefonu alıp baktığınız zaman bunu bırakamazsınız. Bu mümkün değildir. Ara sıra ben de yaptım yani, dursun yanımda, aynen, ara sıra bakarım falan. Yok, olmuyor yani. En az 1-2 saat yemek zorunda kalıyorsunuz. Tavsiyem telefonunuzu ebeveyninize verip oturup orada ders çalışmanız. Ben bu tempoyu oturtabilirseniz, bu çalışma temposunu bir 10-15 gün boyunca bunu oturtursanız zaten kendiliğinden alışmaya başlıyorsunuz ve kendiniz çalışmak istemeye başlıyorsunuz. Öğrendikçe daha da keyifleniyorsun. Öğrendikçe daha da keyifleniyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Denemelerde çok hemen abes bir şey beklememenizi tavsiye ederim. Çünkü ben öyle çalışmama rağmen 2 ay boyunca istediğim netleri asla elde edemedim. YGS'ye 2 ay kala sadece ben istediğim netleri almaya başlamıştım. Bu biraz sabır işi. Sabrın karşılığında almanız biraz vakit alıyor. Çünkü çok farklı soru tipleri var. Yani her zaman sizin çözdüğünüz soru tipinden soru gelmiyor. Artık göre göre çalışacağız, yapmanız lazım. Bunun için de en büyük şey çalışmak ve sabır. Bu arada çalışırken de şunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Öğrencilerin genelde bir hatası var. Ben de yaptım bunu. Bildiğiniz konu üzerinde çok fazla soru çözme gibi bir hataya düşüyoruz. Mesela ben bir konuda aşırı derecede soru çözüp sürekli çözüp diğer konulara ilgi göstermemiştim. Mesela üçgenler konusu değil mi? Yani üçgenler konusu mesela. Açılar mesela. Açılar. Onlar çok zevkli. Bir çözeyim böyle açı. Oradan açı, buradan açı. İşte on katılışsın falan. Onlara gelince onlara bakmıyordum. Çünkü sevmiyordum. Aslında bu şeyle ilgili yani. Günlük bir soru çözme isteğiniz oluşuyor.
oradan çözeyim de buradan çözeyim deyip ego tatmini yapıyorsunuz, vicdanınızı rahatlatıyorsunuz. Ya aslında burada önemli olan ne kadar soru çözdüğünüz değil, ne kadar konulara hakim olduğunuz ve ne kadar verimli çalıştığınız. Çünkü ben çok soru çözenin de bir yere gidemediğini gördüm. Verimli çalışanın da bir yerlere gittiğini gördüm. E bu yüzden sadece verimli çalışmaya çalışın. Soru çözmek için soru çözmeyin. Anlamak için soru çözün. Kesin tavsiyem bu yani. Çok güzel, doğru. Bu arada iniş çıkışlar elbette ki oluyor. Çünkü yani şey, en azından hiçbir öğrencide şeyden beri, Haziran'dan işte Haziran'a kadar böyle aralıksız kesintisiz çalışma gibi bir durum yok. Bunu hiçbir öğrenciden zaten bekleyemezsiniz. Ben de şöyle oldu. Ya bazen eve geliyordum akşam 7'de. Yatıp uyuyordum. Çünkü uyku en iyi vicdan şeyi yoldur. En iyi yoldur. Ama tatilde uykun çok gelmiyor değil mi? Yani tatilim yazın o üniversite kazandıktan sonra hiç doğru. Ha yok, orada 24 saat orada ayaktaydım. Ama şu eve girdi şu ders oyunu. Eve gelince ya masaya oturmamak yerine uyumayı tercih ediyordum böyle gece 1'e kadar. Öyle uyuyordum. Sonra da ders çalışmıyordum ama telefonla oynuyordum yani. Bugünü komple hiç ediyordum. Yani belki bir ay, bir buçuk ay öyle belki gitmişler. Bir anda değil ama yani serbest geçecek. Yılın toplamında en fazla bir ay böyle olmuştur. Hı hı. Yani bunlar da olması çok doğaldır. Ya yani bunu sürekliye vurmadığınız sürece bunlar telafi edilebilecek şeyler. Asla moralinizi bu yüzden bozmayın. Yani bir gün iki gün çalışmamaktan hiçbir şey kaybetmezsiniz ama çalışmamayı bir düzen haline getirirseniz kaybetmeye başlarsınız diye. Aynen öyle. Peki derslerle alakalı sormak istersek mesela Türkçe'ye nasıl bir çalışma uyguladın? Tek tek anlatayım. Türkçe'ye şöyle bir çalışma uygulamıştım. İlk başlarda Türkçe netlerim 40 soruda. 25-27 tarzı bir şeydi. Yani 30'u asla görmüyordum. Bunun sebebi de anladım. Paragraf çözmem gerekiyormuş. Paragraf çözmüyordum. Ondan sonra paragraf çözmeye başladım. Yanlış hatırlamıyorsam günde 2 test. Yani 40 soru çözüyordum. Çünkü hep düzenli yani çözdüm. Hep düzenli olarak çözdüm. Bu düzeni yaklaşık 2 ay tuttuktan sonra Türkçe netlerim 35'in üzerine gelmeye başladı benim. Çok güzel. Sonra zaten yazım yanlışları, noktalama işaretleri gibi konular zaten halledilebilecek konular. Zor konular değil. Yapılabilecek konular. Asıl olay paragrafta bitiyor. Sonra doğru paragrafları doğru çözmeye çalışınca artık süre tutup çözmeye başladım. Hızlı çözmeye başladım. Yani sınava bir iki ay kala artık 35-40 dakikada Türkçe'yi halletmiş oluyordum. Vaktim artıyordu. Yani tavsiyem sürekli paragraf çözün. Bunu sene sonuna kadar yapın. Çünkü bizim YGS zamanında YGS'den sonra ben paragraf çözmeyi bıraktığımda bu bana edebiyatta kötü olarak 4 yanlış olarak geri dönmüştü Türkçe kısmından. O yüzden yani günde bir 40 dakikanızı ayırıp paragraf çözmeniz gerçekten gerekiyor. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sosyalde tarih konusunda ben bir tane kaynak bitirdim. Ama tarihte defteriniz olmasını tavsiye ederim. Yani hocalarınız çok iyi dinleyin. Çünkü tarih dediğiniz şey yani bir insanla anlamak çok farklı bir şey. Yani kitaplardan zaten hep aynı şeyleri okursunuz. Hocanızdan çok iyi dinlemenizi tavsiye ederim. Hem YGS coğrafya yani TYT coğrafyaya sürekli olarak çalışmanız böyle genel olarak. Ve şey, felsefe gibi, din gibi konulara hiç bakmıyoruz. Bu çok büyük bir hata. Belki soru sayısı az olabilir ama çok etkilediğini unutmayın. Bu yüzden felsefeye ve en az 20-25 gününüzü iyice ayırırsanız, ki ben öyle yapmıştım, YGS'ye son bir ay kala yapmıştım, iyice ayırırsanız herhangi bir sıkıntı çekmezsiniz. Ayırmanızı tavsiye ederim diyeyim. Matematikte açıkçası şimdi bizde Mart'ta YGS, Haziran'da LYS olduğu için ben hep LYS çalıştım. TYT konularından birçoğu da AYT'de de geliyor. Ya TYT tarzı soru tipleri AYT soru tiplerine de yansımış. Bu yüzden TYT yeni soru tiplerini iyi görmeniz gerekiyor. İyi kaynaklar kullanıp çalışmanız gerekiyor. Bir de şey diyeyim, hafta sonları ile ilgili küçük bir değineyim. Bence hafta sonlarında en azından bir gününüzü full ders çalışmaya ayırın. Bizim cumartesi günleri akşam 4-5 saatlik bir boşluğumuz oluyordu. O zaman dışarı çıkıyorduk, vakit geçiriyorduk ama ben pazar günü sabahtan akşama kadar ders çalışırdım. Ve açıkçası da günde 400-500 soru çözmeye gayret ederdim sadece pazar günleri. Ve bu da hiç şaşmadı benim pazar günleri. Açıkçası günde 400-500 soru her zaman çözmüşümdür pazar günleri. Onun dışında haftanın bir yarım günü dinlendin değil mi? Haftanın sadece gerçekten bir yarım gün dinlendim. Yani boş vaktim, dışarı çıkıp çay falan içme vakitlerimi sadece cumartesi öğleden sonraya bırakmıştım. Gece kaça kadar çalışıyordun? İşte 7'den
gece 12'ye kadar çalışıyordum. Yani böyle 2-3'ü bulmak sadece sağlıklı mı? Mesela 2-3'e kadar çalışsaydın, daha çok soru çözsek o sana nasıl yansır? Ya da yansıyan arkadaşların var mıydı çevrende? Ara sıra ben 2-3'e kadar çalışmayı gerçekleştirdim ama ya bunu bir ekstra zevk olarak gerçekleştirdim hocam ben. Okul içindeki performansın direkt düşüyordur yani. Düşüyor çünkü özellikle son 2 ay kala ben 3-4 saatlik uykuyla gelmeye başladım ve bu hiçbir zaman da sağlıklı olmadı açıkçası. Yani okulda uyuyordum artık. Ya çünkü en azından günde bence bir 6-7 saat uyumanız gerekiyor. Yani de duyuyorum, uyumamam lazım, ders çalışmamam lazım. Ya günde bir 7 saat uyumazsanız ne çalıştığınızı anlarsınız, ne çözdüğünüz soruyu, çözemediğiniz soruyu anlarsınız. LYS'ye 2 ay kala ben deneme çözmeye başlamıştım. Ve denemelerdeki her türlü soru tipinde hocama gösteriyordum işte. Ne geometride size gösteriyordum, ya matematikte başkasına gösteriyordum. Eksiklerim vardı tabi. Edebiyatta biraz daha üzerine düşmem gerekiyordu. Üzerine düşmedim ama matematikte bu benim çok işime yaradı. Dediğim gibi denemelerdeki sorularınızı mutlaka sorun hocalarınıza. Yani hiçbirini atlamayın. Yani kendiniz çözseniz bile bence tavsiyem sorun. Belki yeni metot öğrenirsiniz. Bu her deneme sınavına gerçekten YGS, LYS'ye giriyormuş gibi, yani üniversite sınavına giriyormuş gibi girin. Çünkü aslında farkı yok. Yani siz oraya oturuyorsunuz. Optikte belli yerleri dolduruyorsunuz. Sınav başlıyor. 30 saniye, 1 dakika boyunca bir heyecanlanıyorsunuz. Sonrası aynı. Sonrası aynı deneme sınavı çözermiş gibi oluyor. Yani bu yüzden her deneme sınavına sanki üniversite sınavına giriyormuşçasına girin. Yani bu bence disiplininizi ve netlerinizi bence bir tık daha arttırmanıza yardımcı olabilir. Peki bizi izleyen şimdi 12. sınıf mezun arkadaşlarımıza bu son 4 ay gibi bir süreç kaldı şu anki sürece göre sınav anlamında. Ne paylaşmak istersin? Onlar nasıl bir çalışma yolu ya da ne yapmalı gerekir sence? Ya 4 ayınız var. Asla hiçbir şey için geç olduğunu düşünmeyin. Buradan bile çok güzel şeyler başarabilirsiniz. Emek edin, çalışın. Umarım başarırsınız. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler.